Es-salatu es-selam aleyk aleyke ya سيد الأولين والآخرين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 يا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Buldu hep derdine dermanını canla. Bu gece bu gece nura gark oldu bütün kevnü mekan. Bu gece al bu gece. Arş-ı alada melekler bile Havz-ı Kevser'de anın aşkına çağırıyor.
Havz-ı Kevser'de adın aşkına çağlar bu gece, bu gece, bu gece. Seyyid-i Kainat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa salavat. Allah adın zikredelim evvela, vacib oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim alem velana, her şey gider Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her gize biter, olmayanın sonu. Her nefeste Allah adın dimdam, Allah adı ile olur her iş tamam. Bir kez Allah dense aşk ile lisan dökülür, cümle günah misli hazan. İsmi paki zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen, aşk ile İmdi Allah diyelim, derd ile göz yaş ile rahmet kıla ol padişah, ol kerim ol rahim ol ya, birdir ol birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Cümle alem yokken ol var idi,
yaradılmış tan gani cebbar idi. Varken ol yok idin su melek arşu ferşu ay gün hem nuh felek sun ile bunlar ol var eyledi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin izhari dübhe kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse barine hacet kılavuz sözü çok birdir Allah andan artık tanrı yok. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizler işte başlar söze. Bir vasiyet kılar uz illa size. Ol vasiyet ki derim her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her iki diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ide ben kuluna. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Mevla Muhammed.
salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Amine Hatun Muhammed anesi olsa deften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile, vakt erişti heftehu eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmedi. Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin gecesi. Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer, anesi anda neler gördü neler dedi gördü. Ol Habibin anesi bir acep nur ki güneş pervanesi ber kurup çıktı evimden nagahan. Göklere dek nur ile doldu cihan, gökler açıldı feth oldu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem, biri meşrik biri mağrib dağının, biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan ki ol halkın yeyi. Kim yakin oldu cihana gelmeyi. İndiler gökten melekler, saf saf Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Geldi huriler bölük bölük bur, yüzleri nurundan evim doldu nur. Hem hava üzre döşendi bir döşek, adı sündür.
Çün göründü bana bu işler ayan, hayret icre kalmış idim ben hemen. Yarılıp divar çıktı nagehan. Üç bilehuni bana oldu ayan. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradılar cihan gelmiş değil. Bu gelen ilmi dün sultanıdır, bu gelen tevhid-i irfan kanıdır, bu gelen aşkına devreyler felek, yüzüne müştaktır insü melek. Bu gece ol gecedir kim ol şerif, nur ile alemleri eyler latif. Bu gece dünyayı ol cennet kılar. Bu gece eşyayı hak rahmet kılar. Bu gece şadan olur erbab-ı dil, bu gece can verir ashab-ı dil. Şefaat ya Resulallah, rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura terip ettiler. Amine eder çuvak doldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şerbeti sunduk da bana huriler, bunu sana verdi Allah dediler. İçtimanı oldu cismim nura gark, edemezdim kendimi nurdan far. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Geldi bir
kuş kanadıyla ravan arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saatte ol sultanu din, nura gark oldu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve ne'ima. Es-salatu es-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu سيد الأولين والآخرين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى، نوّر قلوبنا بأنوار محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا حياة طيبة بالصحة والسلامة، وأمتنا على السنة والشهادة. اللهم ارفع قدرنا واشرح صدرنا ويسر أمورنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. Sahip olduğumuz her türlü nimetin, lütfun, ihsanın sahibi Rabbim. Hamdimizi, şükrümüzü, kulluğumuzu daim eyle Allah'ım. Ehli imana, biladi İslam'a huzur, güven ve emniyet ihsan eyle Allah'ım. İdrak ettiğimiz Leyle-i Miracı madden ve manen yücelmemize, affına ve rızana vesile eyle Allah'ım. Bizleri istikametten, adaletten ve hakkaniyetten bir nebze olsun ayırma Allah'ım. Allah'ım, İsra ve Mirac'ın şahidi, çevresini mübarek kıldığın mukaddes belde Kudüs'e, Siyonist ve işgalcilere yiğitçe mücadele eden Gazze'li kardeşlerimize fethi mübinler ihsan eyle Allah'ım. Nasr-ı azizler ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, İslam dünyasını birlik ve dirlik içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde bütün dünyaya yeniden adalet ve merhamet dağıtacağı günleri bizlere ihsan eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, gecemizin mübarek olması için, Allah rızası için. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linnuriyehu min âyâtina innehu huves semî'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Ve gâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, es-salâtu mi'racul mü'minin. Sadaka Resulullah. Aziz ve muhterem Müslümanlar, geceniz mübarek olsun. Leyle-i Mi'racınız mübarek olsun. Bugün Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbimizle yüce bir buluşma gerçekleştirdiği manevi bir yolculuğun ve yükselişin simgesi Miraç gecesini idrak etmiş olmanın huzurunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz elhamdülillah. Yüce Mevla içinde bulunduğumuz bu kutlu zaman diliminde bizi yüceltecek salih ameller yapmayı, Ramazan'a ulaşmayı, bayrama kavuşmayı, mağfirete mazhar olmayı, Efendimiz aleyhissalatu vesselama Miraç'la yükselmeyi nasip ettiği gibi bizlere de namazla yükselmeyi, namazla ruhi bir yücelmeyi nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bugün aynı zamanda milletimizi derinden yaralayan asrın felaketi, asrın afeti 6 Şubat depreminin yıl dönümüdür. Ülkemizde 11 şehrimizi etkileyen 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce kardeşimizin vefatı ile yüreklerimizi dağlayan depremin seneyi devriyesinde hep birlikte bu ulu mabette Gaziantep'in, Şahinbey,
Millet Camii'nin kubbesi altında bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Aziz kardeşlerim, işte geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizdedir. Bu ağır afet karşısında milletimiz hamdolsun Allah'a ki büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz depremin meydana geldiği andan itibaren seferber olmuş, büyük bir fedakarlıkla, kadirşinaslıkla, yardımlaşma ile, dayanışma ile yaraları sarmaya gayret etmiştir. Rabbim depremde vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralı olanlara acil şifalar nasip eylesin inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk günden, ilk andan itibaren vakfımızla, Diyanet Vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Aziz kardeşlerim, depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmek durumundayız. Burada tek bir kardeşimizin sıkıntısı, derdi kalmayıncaya kadar devletimiz, milletimiz, bütün kurumlarımızla, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz inşallah. Bu bizim milletimizin en önemli hasletlerinden, en önemli özelliklerinden birisidir. Yardımlaşmak, dayanışmak, mutluluklarımızı, sevinçlerimizi paylaştıkça artıyor. Sıkıntılarımızı, zorluklarımızı, üzüntülerimizi paylaştıkça da azalıyor. İşte bizim milletimiz bu konuda ne kadar iftihar etsek azdır ki dünyaya örnek olan bir millettir elhamdülillah. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle depremzede kardeşlerimizin yardımına koşan milletimizin her bir ferdine buradan şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini ve her birine şehitlik mertebesini nasip eylemesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli müminler, Miraç Fahri Kainat Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığı manevi bir yükseliş ve mukaddes bir yolculuktur. Biraz önce okudum ya ayeti kerimeyi. Sübhanellezî diye başlayan İsra suresinin ilk ayetinde bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu, yani Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Rabbimiz İsra ve Miraç olayını işte bu ayeti kerimeyle ve az önce son Kur'an okuyan hocamızın okuduğu Necm suresinin ilk ayetlerinde bizlere anlatıyor. Kardeşlerim, şairin ifadesiyle şöyle diyor mısralarında şair:
Muhammed'den diğer yok, dahil olmuş Kabe Kavseyn'e. Kiram-ı Enbiya'dan girmedi bir fert o mabeyne. Haremgâh-ı Visale, Ahmed-i Tenha alıp Mevla, o halvet mahsus oldu Hazreti Sultan-ı Kevneyn'e. İşte bu gece müminlerin pek çok ilahi ikramla müjdelendiği bir gecedir. Leyle-i Miraç. Allah'ın emirleri karşısında imanını ikrar eden, hatalarından nedametle tevbe edebilen ve Rabbine mutlak itaat gösteren müminlerin dile getirildiği Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi bu gecenin ikramıdır. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn diye başlayıp sonunda dua ile va'fu annâ vaghfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ alel gavmil kâfirîn. Bizi affet Allah'ım, bizi bağışla, sen bizim Mevlamızsın. Kafir topluluklara karşı bize yardım eyle ya Rabbi diye Bakara suresinin son ayetlerinde dua ettiğimiz o cümleler işte Miraç'ın bize bir hediyesidir aziz kardeşlerim. Beş vakit namaz o kutlu yolculukta Peygamber Efendimiz'e sunulan ilahi ihsanlardan biridir. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Es-salatu mi'racul mü'minin. Namaz müminlerin miracıdır buyuruyor. İşte o yüzden sembolik bir anlamı var. Miraç'ta indirilmiş olmasının önemli bir mesajı var bize. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Miraç'a yükseldiyse oradan öyle bir hediye getirdi ki onun ümmeti müminler günde beş sefer namaza durarak, Rabbinin huzuruna durarak ruhen Miraç'a yükseliyor. Rabbim hepimize, neslimize, çocuklarımıza beş vakit namazını ihmal etmemeyi, aksatmadan kılmayı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim peygamberimiz öyle bir dua yaptı ki biz onun kabul olunmuş dualarıyız. Şöyle dua etmişti: Rabbi canni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbim bana ve zürriyetime namazı dosdoğru kılmayı, devamlı bir şekilde kılmayı nasip eyle diye dua etmişti Hazreti İbrahim peygamberimiz. İşte Allah-u Teala onun zürriyetinden olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya hem de Miraç gecesi namazı emretti. Biz de Hazreti İbrahim'in neslinden, zürriyetindeniz. Peygamber Efendimiz vesilesiyle işte bugün yeryüzünde namaz kılan herkesin kılmış olduğu bu namazlar Hazreti İbrahim'in kabul olunmuş dualarının bir sonucudur. Biz de çocuklarımız için dua edelim. Zürriyetimiz için dua edelim. Neslimiz için dua edelim. Diyelim ki ya Rabbi, neslimi namaz kılanlardan eyle. Namazlarını devamlı kılanlardan eyle. Namazlarını ihmal etmeyenlerden kıl onları ya Rabbi diye hiç usanmadan, bıkmadan dua edelim aziz kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, namaz müminin miracıdır. Namaz bir yükseliştir. Fizik alemin sınırlarını aşarak Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır namaz. İnsan ufkunu ve ruhunu daraltan
dünyevi her meşgaleden arınarak huzur ve esenlik iklimine ancak ve ancak namazla yükselebilir. Namaz bize Allah'ı hatırlatır. Namaz kulluk ve sorumluluk bilinci kazandırır mümine, hepimize. İnsan dünya meşgalesi içerisinde yaratılış gayesini, ölümü ve ölüm ötesindeki hesabı unutabilir. Çünkü insan nisyan ile maluldur, unutmakla maluldur. O yüzden aziz kardeşlerim, günde 5 vakit kılınan namaz insanı bu gaflete düşmekten uzaklaştırır. Allah'ı unutmaktan uzaklaştırır. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl başlıyoruz namaza? Allahu Ekber diyerek başlıyoruz. Allah'ı anarak başlıyoruz. Allah en büyüktür diyerek başlıyoruz. Bu şekilde günde 5 kez Allah'ın divanına duran, huzuruna duran bir insan Allah'ı unutur mu? Allah'ı unutabilir mi? O yüzden Rabbimiz bir ayeti kerimesinde namazı şöyle tanıtıyor bize. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor. Fuhşiyattan, münkerden, kötülüklerden alıkoyar. Ne büyük bir ilaç. İşte bizim hep birlikte bu ilaca sarılmamız lazım aziz kardeşlerim. Namaz bir şükür ifadesidir aynı zamanda. Cenab-ı Mevlamızın sonsuz rahmetiyle bizlere ikram ettiği nimetlere karşı bir teşekkür ifadesidir. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizle otururken Hazreti Ayşe validemiz şöyle bakıyor Peygamberimize, yorgun bitkin görüyor onu. Biraz yüzünde yorgunluk hissediyor ve diyor ki ya Resulallah, kendini çok yoruyorsun. Biraz azalt. İbadetlerini biraz azalt. Niye böyle söylüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz 5 vakit namazın dışında nafile namazlar kılıyor. Teheccüd namazı kılıyor, gece namazı kılıyor. Hafta içinde pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyor. Bir şeye seviniyor, abdest alıyor, kalkıyor, namaza duruyor. Bir şeye üzülüyor, abdest alıyor, namaza duruyor. Namazı bir sığınak olarak, Rabbine sığınma vesilesi olarak değerlendiriyor Peygamber Efendimiz. Bize de örnek oluyor aynı zamanda. Peygamber Efendimiz bizim için en büyük örnek değil mi? Kur'an-ı Kerim'de üsvetün hasene diyor Rabbimiz Peygamberimize. İşte onun için ne olur aziz kardeşlerim, namaz kılmak müminin en önemli alameti farikasıdır. Namazlarımızı ihmal etmeyelim. Camilerimizi garip bırakmayalım. Bakınız şu caminin haşmetine. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Şu camiyi garip bırakmayalım. Ülkemizde 90 bin camimiz var. Ne olur cuma günleri, diğer günler 5 vakit namazda fırsatını bulduğumuz an hemen camiye koşalım. Zaten cuma namazı sadece camilerde kılınıyor biliyorsunuz. Ferden kılınmıyor, evlerde kılınmıyor. Ben istiyorum ki cuma günleri camilerimiz dolsun da cemaat dışarılara taşsın. Bunu arzu ediyorum. Biz ancak bu şekilde ruhi bir miraca yükselebiliriz. Bu şekilde şükrümüzü eda edebiliriz. Bakınız Peygamber Efendimiz işte o anda Hazreti Ayşe validemize diyor ki ya Ayşe, sen ne diyorsun? Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Cevaba bakar mısınız?
Aziz kardeşlerim, şu anda nefes almakta zorlandığımızı bir düşünsenize. Geçtiğimiz yıllarda salgın hastalıkta en büyük derdimiz nefes alma zorluğu idi. Makinalarla, aletlerle desteklendik, öyle değil mi? O alet ağzımızda iken, burnumuzda iken nasıl dua ediyorduk? Ya Rabbi, beni şu aletten kurtar, alnımı secdeden kaldırmayacağım. Yeter ki rahat bir nefes alayım. Öyle değil mi? Öyle demedik mi aziz kardeşlerim? Nefes almakta zorlananlar, demek ki bizim 5 vakit namazımız bir kere nefes alıp vermeye bile değer değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, bunu aklımızdan çıkarmayalım. Namaz, namaz ve namaz. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namaz bizim için en önemli ibadettir. Müslümanlığımızın alameti namazdır. Tekrar ediyorum. Müslümanlığımızın alameti namazdır. Miraç gecesi nazil olmuştur. Miracın bize hediyesidir. Müminler, Müslümanlar, bunu kulaklarınıza küpe yapın. Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kardeşlerim, Miraç gecesinin bize hatırlattığı ve üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir konu ise Miraç'ın mabedi olan Mescid-i Aksa. Garip Mescid-i Aksa. Cemaatsiz bu akşam. Mescid-i Aksa'da cemaat yok. Dün Mescid-i Aksa imamıyla telefon görüşmesi yaptım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ey Müslümanlar, neredesiniz? 2 milyar Müslüman bu gece Mescid-i Aksa ağlıyor. Siz niye ağlamıyorsunuz? Mescid-i Aksa cemaatsizlikten ağlıyor bu gece. Siz ne yapıyorsunuz? Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimizin Miraç yolculuğundaki ilk durağın Mescid-i Aksa olması ve oranın Kur'an-ı Kerim'de çevresini mübarek kıldığımız yer olarak zikredilmesi bizim için önemli bir uyarıdır, önemli bir tembihtir bütün Müslümanlar için. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirilişini anlatan İsra suresindeki Yüce Allah bütün insanlığa ihtiyaç duydukları evrensel düsturları bildirmektedir bu ayetlerde. Bunlara uyulduğunda huzur ve mutluluğa kavuşulacağı muhakkaktır. Ama o ayetlerdeki emirlere uymak lazım. Huzura ve mutluluğa kavuşabilmek için bu düsturlar arasında yer alan bir ayete özellikle dikkat çekmek isterim. Dikkatlerinizi çekmek isterim. İsra suresi 33. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Estaizu billah ve la taktulun nefselleti harramallahu illa bil hak. Sadakallahul azim. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın, öldürmeyin haksız yere. İşte bundan dolayı bizim Mehmetçiğimiz, peygamber ocağı, şanlı ordumuzun askerleri, Mehmetçikleri bir yerde operasyon yaparken kılı kırk yararcasına bir masumun burnu kanamasın diye gerekirse şehit olmayı arzu ederek, göze alarak orada terör mücadelesi veriyor. Allah Mehmetçiğimize yardım eylesin. Şanlı ordumuzu karada,
havada, denizde, her yerde ve her zaman muzaffer eylesin inşallah. Amin, öyle bir amin diyelim ki aminlerimiz göklere yükselsin. Rabbim şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, bütün mücadelelerinde muzaffer eyle ya Rabbi. Allah razı olsun. Kardeşlerim, maalesef bugün çevresinin mübarek kılındığı, bizzat yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Mescid-i Aksa'da zulümler işlenmekte, Filistin'de, Gazze'de özgürlükleri elinden alınıp yurtlarından çıkarılan masum insanlar, hatta bebekler katledilmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan Miraç'ın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız. 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 Bütün Müslümanların bu hakikati bilmesi lazım. Miraç'ın mabedini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu ise ümmet birliğimizi, Müslümanların birliğini, beraberliğini örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bunun başka bir yolu yoktur. Aziz kardeşlerim, bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, kardeşliğimizi örseleyecek, birliğimizi zayıflatacak, bizi güçsüz düşürecek fitnelere karşı uyanık olmaktır. Dahili ve harici hainlere, düşmanlara, vatan hainlerine karşı hep birlikte uyanık olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet, Mehmet Akif Ersoy ülkemizin birçok camisinin kürsülerinde milli mücadelede bu beyitleri okuyarak Antep'in gazi olmasını, Maraş'ın kahraman olmasını sağlayan bizim büyüklerimiz, o sarıklı mücahitler, dedelerimiz bunun için mücadele etti. Dahili ve harici düşmanlara karşı, hainlere karşı her karış toprağında şehit kanı olan bu vatan, işte böyle vatan kılındı. Biz de onların torunları olarak tefrikadan uzak, fitneden uzak bir şekilde hep birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz inşallah. Vatasimu bihablillahi cemiyan ve la teferragu. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız. Ayrılıp bölünmeyiniz. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve atiullaha ve rasulehu. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Peygamberimiz de bakınız, şu hadisle bitiriyorum sözlerimi. Peygamberimiz müminleri şöyle tarif ediyor. Meselul mu'minine fi tevadihim diye devam eden hadis-i şerifte müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Siz buradasınız, biz buradayız. Antep'teyiz, Gaziantep'teyiz ama
Müslüman kardeşlerimiz Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de onların başına gelen o zulümden bizim yüreğimizin yanması lazım. Elimizden bir şey geliyorsa elimizle. Elimizle eğer bu kötülüğü, bu zulmü önleyemiyorsak dilimizle. İşte şu anda haykırıyoruz ya, dünyaya haykırıyoruz bu zulmün durması için. Ve dilimizden dua düşmeyecek, kalbimizle buğz ederek, nefret ederek bu zulmün durmasını inşallah sağlayacağız. Rabbim başta memleketimiz olmak üzere tüm İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, depremlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Her türlü kötülüğe, vahşete, zulme, adaletsizliğe karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele edecek azim ve iradeyi, güç ve kudreti bizlere nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi Ramazan ayına huzurla, bereketle, sükunetle kavuştursun hepimizi inşallah. Bu kutlu mevsimi dünyevi ve uhrevi hayırlara, maddi ve manevi dirilişlere vesile kılsın. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir gece Muhammed'e Çalap'tan geldi bura. Bir gece Muhammed'e Çalap'tan geldi bura. Seni okur Zülcelal, ne durursun, kıl hazırlık, ne durursun, kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi Cibril Hazreti, getirdi burakatı. Geldi Cibril Hazreti, getirdi burakatı. Nurdan idi hilati, gözü gevher, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus eydür kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, ref ref önüne verdi selam.
aldı ol şahı cihanı, ol zaman sidreden götürdü gitti hemen. Bir feza oldu demde ruhuna ne mekan var, anda ne arzu sema, kim ne halidir ne mali ol mehal. Aklı fikir etme, o hali fehmu hal. Her birisinden geçerken ile ruh emrolurdu ya. Hep gök ehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar, merhaben bik ya Muhammed dediler, ey şefaat kanı Ahmet dediler. Her biri kutluladı miracını, dediler giydin saadet tacını. Yürü kim, meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rifate, çünkü kamusun görüp geçti öte, vardı erişti oğlu hazrete. Şeşciyetten ol münezzeh zülcelal, bike bu keyif ala gösterdi cemal. Ol zayıf ümmetlerin halin ola, hazretine nice anlar yol bula. Ya ilahi, hazretinden hacetim budurur kim, oğlamak bu ümmetim. Adım ile adını
buyurdu bu gece Rabbül Mü'in. Hulle-i tacı bırak getirip ruhul emin. Geldi teşrif eyledi miraca fahrul mürselin. Nura gark oldu efendim, hem semavatu zemin. Avdetinde dediler fahriyle ashab-ı güzin. Es-salatu ve's-selam ey rahmeten lil-alemin. Kutlu olsun ya Muhammed, sana miracı güzin. Sen ki miraç eyle yübettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kavmumuz kulları sen şahsın, gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi ol Muhammed hakk için, ol şefaatkân Ahmed hakk için, ol sülûki seyri âlâ hakk için. Kudüs-ü Kâbe, Merve Zemzem hakk için. Ya sakla kıl imanımız, verelim iman ile canımız sana layık kullar ile emdemet. Ehli derdin sohbetine mahremet. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et, yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi zalim, deyin amin amin. Ümmetinden razı olsun ol mü'in. Aleyhim ecma'in.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما يدعون من وهو العزيز الحكيم
Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey kainatı ve bütün mevcudatı yaratan, bizlere sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim'le yolumuzu aydınlatan Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli ettiğin Leyle-i Miraç'a bizleri ulaştırdın. Sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem aleyhisselamdan bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar İnsanların yolunu nurlandıran ve aydınlatan bütün peygamberlere salat ve selam olsun, haberdar eyle ya Rabbi. Ey zamanın ve mekanın, mülk ve melekûtün yegane sahibi olan Yüce Rabbimiz, şu mübarek Miraç gecesinde şehit kamillerin, şahin beylerin gazi şehrinde, şu mübarek camimizde huzuruna geldik, el açtık, boyun büktük, bizleri yüce dergahından boş çevirme Allah'ım. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla ya Rabbi. Ey darda kalmışların imdadına yetişen, merhamet sahibi olan Yüce Rabbimiz, bundan bir yıl önce
adeta asrın en büyük felaketi olan büyük bir deprem geçirdik. Ya Rabbi, bir gecede binlerce kardeşimiz ebedi hayata irtihal etti. Allah'ım, ahireti irtihal eden kardeşlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle Allah'ım. İlahel alemin, çocuklar yetim, aileler çocuksuz, babalar çaresiz. İlahel alemin, sen derde kalanların Rabbisin. Sen zorda kalanların Rabbisin. Yetimlerin sahibisin Allah'ım. Sana Hazreti Yakub'un kelimeleriyle iltica ediyoruz. İnnemâ eşkû bethî ve huznî ilallah. Allah'ım, derdimizi, kaderimizi, kederimizi, sıkıntılarımızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden, bu büyük acının kor ateşiyle yürekleri yanan kardeşlerimize ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İlahel alemin, bu zor günlerde milletimizi yalnız bırakmayan, derdiyle dertlenen, acısını paylaşan bütün idarecilerimize, emeği geçen bütün ehli imana sen güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Her türlü kazadan beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı, bereketli, sağlıklı ömürler nasip eyle Allah'ım. Ey bizleri imanla şereflendiren, inananları kardeş ilan eden yüce Rabbimiz, millet olarak asrın felaketinde asrın birlikteliğini gerçekleştirerek insanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık elhamdülillah. Gönülleri yıkılan, ümitleri kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve Ali Cenab milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Ülkemizde Ensar Muhacir'in kardeşliği yeniden vücut buldu. Kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi daim eyle Allah'ım. Merhamet damarlarımızı her daim açık eyle ya Rabbi. İlahel alemin, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, her daim mazlum ve mağdurun umudu olan, senin adının gök kubbede yükselmesi için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme Allah'ım. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Ey kullarını bağışlayan ve affedici olan Rabbimiz, bizlere İslam'ın değerleriyle yeniden yücelmeyi ve yükselmeyi, namazla dirilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, her işimizde ve sözümüzde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, insanlar kin ve nefretin, öfke ve cinnetin esiri olmuşlar. Yolda, arabada, kahvede, camide, her alanda adeta insanları öldürüyorlar. Ya Rabbi, bizlere merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi, bizlere merhametler nasip eyle. Allah'ım, çoluk çocuklarımızı, dinini, kitabını, helalı haramı bilen evlatlar olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Ey mazlumların dostu, zalimlerin hasmı olan yüce Rabbimiz, Mirac'ın şehri mukaddes Kudüs, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa mahzun, peygamberler şehri Filistin yalnız, Gazze kan ağlıyor, dünyanın gözü önünde bir soykırım uygulanıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, çadırlar yakılıyor, açlık ve soğukluktan adeta insanlar ölüme terk ediliyor. İlahel alemin, başta Filistin, Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara zulmeden, onları öldüren, onları ölüme terk eden hainleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Siyonist Yahudileri kahru perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara basiret ve feraset nasip eyle ya Rabbi. Ey zalimler için intikam sahibi olan Rabbimiz,
Bugün Müslümanlara zulmeden hainleri, zalimleri sen Kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Mazlum, mağdur ve mahzun Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. Gazze'de din için, vatan için, namus için mücadele eden o mücahitlere yardım eyle ya Rabbi. Nusretini ihsan eyle ya Rabbi. Güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım, ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında adeta mücadele eden ordumuzu, askerimizi, polisimizi her daim her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. Ayaklarına taş değdirme ya Rabbi. Din, vatan ve mukaddesat uğruna fedai can eden şehitlerimizin makamlarını yüce eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizi ve özellikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de haşru ve cemeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, büyük depremin yıl dönümü vesilesiyle camilerimizde, Kur'an kurslarımızda okunan hatmi şerifleri, getirilen selavat-ı şerifeleri, yapılan duaları hatalarımıza ve kusurlarımıza bakmadan yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına, âlinin, ashabının, atbaanın da ruhlarına hediye edik sen vasıl eyle ya Rabbi. Andan hasıl olan sevabı din uğrunda, vatan uğrunda, namus uğrunda, kutsal değerlerimiz uğrunda mücadele ederek şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye edik sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten Allah'ım, bundan bir yıl önce depremde hayatını kaybeden bütün ölmüşlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Yerlerini cennet eyle ya Rabbi. Geride kalan yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İlahel alemin, şu anda ekranları başlarında ve şu camimizde el açıp amin diyen cemaatimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Kalplerindeki hayırlı isteklerini sen onlara hayırlı, bereketli ve mübarek eyle ya Rabbi. Allah'ım, çoluk çocuğumuzu namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Kur'an'ı, dini, kitabı bilen, öğrenen ve yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Ey bizleri yoktan var eden, bizlere iman şerefini bahşeden Rabbimiz. Şu anda şu millet camimizin yapımında bütün camilerimizin, Kur'an kurslarımızın, hayır sahiplerimiz tarafından yapılan bütün hayır müesseselerimize yardım eden, yapan, bu hale getiren, bundan sonra hizmetleri devam eden bütün ehli imanın ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kazançlarına bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Burada bir araya geldiğimiz gibi yarın kıyamet günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Livaul Hamd ismiyle musamma kılınan sancağı altında haşru ve cemeyle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen cemaatimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Huzursuz olan ailelerimize huzur, mutluluk ihsan eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu, çocuk çocuklarımızı vatanına, milletine, dinine, devletine, ümmetine, ümmete faydalı birer evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mübarek Miraç gecesinde evlerimizi namazla nurlandır ya Rabbi. Gönüllerimizi Kur'an'la nurlandır ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duaları kabul eyle ya Rabbi. Allah rızası için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, el açıp amin diyen cemaatimizin ölmüşlerinin ruhu, hayatta olanlarına sağlık afiyeti için, Allah rızası için, El Fatiha.